Çünkü sıralı sorumuz neydi? Input 0.0'a bastığında Q 0.0 iki kez 0.5 saniyelik flaşör yapacaktı. Yanıp sönecekti. Eğer ben input 0.1'e basacak olursam da Q 0.0 yine aynı çıkış 3 kez 0.5 saniyelik flaşör yapacaktı. Yani flaşörden kastımız şu. İkinciyi yaptı. Şu üçüncü. Eğer ben input 0.0'a basmışsam şu noktada 2 kez yapacak. Yani bunu yapıp bırakacak. Eğer ben o başlangıç noktasından input 0.1'e mavi çalışmıyor. Başlangıç noktasından input 0.1'e basacak olursam da bunu 3 kez yapacak. Doğru mu? Şimdi hepiniz ne yapmışsınız biliyor musunuz sınavda? Bir sayı zaman rölesi kullanmışsınız. Tüm zamanları tekrar ona ya kontak olarak yapmışsınız birkaç zaman rölesini. Ya da karşılaştırma kontağıyla tek zaman rölesi üstünden sayıcı kullanmadan yapmışsınız. Şeyin çözümlerinin çoğu sayıcı yok. Peki ben size 500 kere çalışacak deseydim? 500 zaman dilimi içinde aynı işlemi tekrarlayacak mıydınız? 1000 kere çalışsın diyecektim. Tekrarlayacak mıydınız? Bu tip sorular kontrolü kolay olsun, yapımı basit olsun diye küçük sayılarla vermişim ama burada önemli olan sizden istediğim zaman rölesiyle birlikte bir sayıcının çalıştırılması. Merhaba, ben Furkan Şahin. Otomasyon ve elektrik ile ilgili olan eğitim videoları ve dokümanlara atölyemize ait olan kumandanın.org sitemizden ulaşabilirsiniz. Yeni yayınlanan videolara YouTube hesabımıza abone olup bildirimleri açarak ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz. Baştan sona kalan bir eleman var mı? Yok. Input 0.0'a basıyoruz. Ha, istediğim başka bir şey daha şu. Bu çalışmalar bittikten sonra butonlarla yine aynı çalışmaları yapabileceğim. Yani tekrarlanabilirliği olacak. Tek seferlik bir çalışma olmayacak bu. Kalıcı bir eleman var mı devrede? Yok. Yok. Olmadığı için yardımcı röleler kullanacağım. Eğer ben input 0.0'a basmışsam setlesin memory bit 0.0. Bu bana input 0.0'a bastığımı göstersin. Input 0.1'e basmışsam da setlesin memory bit 0.0. Tamam mı? Peki burada ne yapacağız? Burada bir flaşör oluşturacağız biz. Karşılaştırma kontağı olmadan bu ilk çözümü düz kontaklarla yapacağım. Yani bit kontaklarıyla 0.1'lerle yapacağız. Diyeceğim ki ben eğer memory 0.0 ya da düzeltiyoruz şunu yanlış yaptım bu M0.1 ya da memory bit 0.1 çalışmışsa ikisinden herhangi biri çalışmışsa buradaki flaşörümü yaptırayım. Flaşörde ne yapıyorduk? İki zaman rölesi kullanıyorduk ve uzun olan zaman rölesiyle sistemi restart yaptırıyorduk. Buna ne diyeceğiz? 500 milisaniye. Buna 1 saniye. Tamam mı? 500 milisaniye 1 saniye. Hatta sayılar kafamızı karıştırmasın. Bunu da deneyin ha. 0.5 falan girebiliyoruz mu? Hayır. 500 milisaniye oluyor. 0.5 oluyor. 500 milisaniye. O zaman kafanız karışsın. Yapacak bir şey yok. 500 milisaniye. Bu da 1 saniye. Tamam mı? Bu ne? T1. Bu ne? T2. Bu ne? T2. 0.0 ya da 0.1 devreye girdiğinde, 0.0 ya da 0.1 devreye girdiğinde her ikisinde de benim flaşörüm çalışacak. Tamam mı? Peki bu flaşör ne yapacak? Q0.0'ı devreye alacak. Doğru mu? Q0.0'ı devreye alacak. Nasıl alsın Q0.0'ı devreye? Merkezde. 10'la başlayacak. Yani devrede. Bu 10'la başlatabilmem için ben buraya T1'in neyini koymak zorundayım? Kapalısını. T1 500 milisaniye miydi? T1 500 milisaniye. Devreye girdi zaman rölesi. Kapalı üzerinden çalıştı. 500 milisaniye sonra açtı. Devre dışı kaldı. 1 saniye sonra restart yaptı. Restart yapınca tekrar kapadı. Ama burada şöyle bir durum var. Direkt kapalı kontağı sen ilk şeye komut olarak koymuşsun. Enerjiyi verdiğimizde yani PLC run yaptığımızda
bu kapalı kontak üzerinden Q00 direkt devreye girecek mi? Doğru mu? Evet. Girecek ama ben bunu istemiyorum. O zaman ben buraya yukarıdaki 0.0'ı ya da M0.1'i buraya da koyuyorum. Diyorum ki Merkel 00 ya da Merkel 01 devreye girerse, hangisi girerse girsin, T1 üzerinden kapalı kontağı üzerinden Q00 çalışsın. 500 milisaniye sonra T1 buradaki kontağı açıp Q00 devre dışı bıraksın. Daha sonra ne yapsın? Daha sonra 1 saniye sonra T2 burayı restart yapsın. Peki bunu kaç kere yapacak? Bunu eğer input 00'a basıyorsam, yani M00 aktifse 2 kere, input 01'e basıyorsam yani M0.1 aktifse de 3 kez yapsın. O zaman burada ben bir de devreye sayıcı yerleştireceğim. Tamam mı? 01 kontaklarıyla gittiğimiz için 2 ayrı sayı, yani hem 2 hem 3 için 2 ayrı sayıcı kullanacağım. Diyorum ki eğer Merkel 0.0 varsa, tamam mı? Saysın. Kim saysın? C1 saysın. Peki C1 kaç saysın? 3. Merkel 0.0 3 kez sayacak bu. 2. Karıştırma. 2 kez saysın. Peki neyi sayacak? Hangi zamanı sayacak? Veya hangi anı sayacak? Şu 1 mi? Bak. Şu 1 mi? Şu 2 mi? Şu 3 mü? Peki 1 hangi ana denk geliyor? T1 anına denk geliyor. Peki şuralar hangi ana geliyor? Bunların hepsi T1. T1. Şuralar hangi ana denk geliyor? T2 anına. Öyle değil evet. Mi? T1 de şurada devreden çıkıyor. T2 de restart atıyor. T1 de devreden çıkıyor. T2 de restart atıyor. T1 de devreden çıkıyor. Hangi an? 1, 2, 3 dediğim an T1 zaman rölesinin devreye girdiği an. Peki sayma işlemini ben T1'i neyle yaptırabilirim burada? Açıyla yaptıracağım. Yani diyecek ki sen bana T1'in açıyla C1'i saydır. Eğer input 00'a basmışsam, memory 00 setleriyse iki sayısını T1 devreye her girdiğinde, yani Q00'ı her çıkarttığında aslında T1 devreye girdiğinde Q00 devreden çıkıyor. 1, 2 diye say. Ya da öbürü neydi, input 01 neye bağlıydı? M0.1'e bağlıydı. Bu da yine T1'e saysın. C2 kaç sayacak C2? 3 sayacak. T1'le. Peki 2 olduğunda ne olsun? 3 olduğunda ne olsun? 2 olduğunda ne olsun? 3 olduğunda ne olsun? 2 olduğunda da 3 olduğunda da sistem vuruyor mu? Bana şu döngüyü, bak şurada döngü var, dikkat eder misiniz? Evet. Bir zaman döngüm var. Bana bu döngüyü nasıl bozarsınız? Bir kapalı koyarız hocam bir tane. Sayıcının kapalısını... Bunları çalıştıranlar kim? Bu döngüyü çalıştıran o iki elemanlar? Merkeller. Burada ne oldu? Setlendi mi? Evet. Merkeller. O zaman benim bu M00 ile M01'i devre dışı bırakmam lazım ki zaman rölesinin önündeki kontaklarını açsınlar ve zaman rölesinin önündeki kontağını açıp dursunlar. O zaman diyeceğim ki çocuklar, M0.0 varsa M00 kimi saydırıyor? C1'i mi? Evet. C1 de 2 olup kapadıysa gelsin M0.0 kendini resetlesin. Ya da M01 varsa, C2 saydıysa yani 3 olduysa yine Merkel 0.1 kendini resetlesin. Bu normal bildiğiniz 0.1 kontaklarıyla bu sorunun çözümü. Tamam mı? Şimdi biraz daha soruyu basitleştirelim. Hocam zaman röleleri zaman rölelerinin ne olduğunu yazmamışsınız. T1, T2. Ton mu, tof mu onu yazmamışsınız. Ton. Sağ ol. Ton. Şimdi bu devre üstüne kısaltmaya gidelim. Basitleştirmeye gidelim. Nasıl gideriz? Memory bitler duruyor.
bu işi tek zaman öylesiyle yapabilir miyim? He? Karşılaştırma kontağıyla tek zaman öylesiyle yapabilir miyim? Evet. O zaman şuraya diyorum ki sen T1 ton zaman öylesini 1 saniye olarak çalıştır. 1 saniye olarak çalışır. Peki bu kendine restart atması gerekiyor mu? Evet. 1 saniye niye verdim? Restart 1 saniyede olduğu için. Peki yine T1'in buraya normalde kapalısını kullansam kendine restart attırır mı? Evet. Attırır. Süre bittiğinde açar. Sonra kapar. Aynen. Peki o zaman şurayı Merkel 00 ya da Merkel 01 olduğuna şöyle bir şey dersem T1 küçük 500 milisaniye Q0.0 çalış. Ne oldu? T1'in 500 milisaniyeden aşağıda küçük olduğu değerlerde Q0.0 çalıştı mı? Evet. 500'ün üstüne çıktığında kontak açtı, evet. Durdu. 1'e geldiğinde restart yaptı. Orayı da bu hale çevirdik mi? Evet. Çevirdik. Tamam mı? Yine C1, C2 sayma yapabiliyor mu? Yapıyor. Şu anda nerede yapıyor saymaları? T1'de yapıyor. T1'i renkli bir şey bulalım. Bakın. Şu anda nerede yapıyor saymaları? T1'in zamanında artık T2'ler var mı? Yok. T2'ler var mı? Yok. Yok. Saymaları nerede yapıyor şu anda? T1'in zamanında. T1'in zamanı ne oldu? Yeni zamanı 1 saniye oldu. Doğru mu? Evet. O zaman 1 saniyede saydırırsam işlemi şurada yaparım. Sayma işlemini. Doğru mu? Şura, bura. Peki Q00'ın bitiminde yapacak olursam ben sayma işlemini, yani Q00 söndüğünde yapacak olursam sayma işlemi. Buraya bana çocuklar öyle bir kontak ismi verin ki sayıcıların ikisi de sayma işlemini Q00'ın devreden çıktığı anda yapsın. Q00'ın kapalısını koyalım. Q00'ın kafasını koyduğumda sayma işlemini ne zaman yapar? Q00 devreye girdiği zaman yapar. Yapar mı? Hayır, devreden çıktığı zaman yapar. Devreden çıktığı zaman mı yapar? Hayır. Açını yaptı koyduğumuz zaman girdiği zaman yapar. Biri şurada sayar. Biri şurada sayar. Açını koyarsan. Aynen. Kapalısını koyarsan burada sayar. Dediği doğru. Anladın mı dediğimi? Girdiğinde burada sayacak. Kapalısını koyarsa peki ne oldu? Bakalım çalışmasına. Merkeller çekti. Zaman öresi devreye girdi. Zaman öresi Q00'ı devreye soktu. Merkel çekik. Bak. Merkel kapadı. Merkel kapadı. Q00 devrede olduğu için açtı. Saydı mı? Saymadı. 500 milisaniye sonra kapadı mı? Okay. Kapadı. Saydı mı? Saydı. Güzel. O zaman ben buraya Q00'larla sayma işlemini yaptırabilirim. Başka? Şöyle bir şey yapabilir miyim ben buraya? Bak buraya. T1 eşit 500 milisaniye aynı an değil mi? Evet. Yapar mı? Yapar. Yapar. T1 eşit 500 milisaniye yapar. Başka? Zaman öresinin kontağı olmaz mı hocam? Zaman öresinin kontağı 1 saniye sonra. Onu en başta konuştuk ya. Birer saniye sonunda sayıyor. Peki. Şöyle bir şey yapsam.
Başka renk kırmızı alalım. Yapar mı? Yapar ya, içeri. Neye de sayma yapar mı? Yapar mı? Bir düşünün bakayım üstünde. Devreden çıktıktan sonra bir çevrim sayma yapar. Yapar, evet. Yapar. Tamam mı? Anlaştık. Anlaştık. Peki. P kontakta zaten devreye girdiği gibi girdiği bir çevrim. Girdiği anda, nelerde çıktığı anda. Peki. Şunu kaldırayım. Bunu kaldırayım. C1 diyelim. Buna da 3-5 bir şey diyelim yani. Tamam mı? Şurada şöyle bir şey desem. C1 2'de mi duruyordu? C1 eşit 2. C1 eşit 3 desem ne yapar? 2'ye eşit oldu. 2'de reset. Sayıcıyı teke çektim. C1 2 olduğunda M0 0'ı yani 2 evet, sayma evet. Yapanı C3 olduğunda M0.1 yani 3 sayma yapanı reset attırdım. Reset attırınca da devre dışı bıraktım.